Evet değerli izleyicilerimiz, Manisa'dayız, Demirci'deyiz. Şimdi de gördüğünüz gibi güzel şehir Manisa, Demirci'nin çok güzel anneleri ekranlarınıza geliyor. Bir tarafta asırlık bir çınar, diğer tarafta asırlık buz gibi bir su ve bu tarafta da inşallah asırlık ömürleri olacak, 100 yaşı devirecek ablalarla birlikteyiz. Bu kadar ablanın içinde bir tane amcam var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Meclisi toplamışsın. Topladık. Gündem nedir abi? Akşam üzeri köyümüzün böyle yani burada serinlemek için bir... Gündem serinlemek mi? Serinlemek için. Yoksa işi gücü yok işte burada serinlemek için. Serinliyoruz. Evet. Ne sohbet. Güzel abi. Asırlık sohbet. Anneciğim nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağlığın saatin iyi. Şükür iyiyim. Hep böyle güler mi lanan? Gülerim ben. Devamlı gülerim diyorsun. Yaş 50 var mı? Ben böyle şey 74 yaşındayım ben. 74 yaşında mısın? E maşallah ya. Badem var ya seni genç tutmuş be. Ha? Duydu değerli izleyiciler. Tarihi bir çınarın altındasın. Allah sana uzun ömürler versin. Amin cümle ya. Nasıl? Cümle köyünüz cümle. Nasıl? İlçeniz nasıl? Köyümüz köşte. Sen bu kaç var? Bak bana sorma. Ben bilmem. Ama ben gülen insan görmek istiyorum. Sana soruyorum gülüyorsun. Hoşuma gidiyor. Ben keşke gelmeyeydim. Kaç yıllık arkadaşsın? Şöyle ikinizin arasına bir gireyim bakayım kara kedi gibi. Ha? Dur gitme. Sen gitme. Sen gitme. Sen joker. Sen joker. Sen gitme. Ne annem nasılsın? İyiyiz, iyiyiz anam. Siz de iyisiniz. Sağlığınız, saatiniz iyi. Sağ ol, iyiyiz. Memnunsunuz. Bin kere şükür, iyiyiz. Çok memnunuz güzel bir köyünüz var, tarihi ağaçlarınız var. Şu ne ağacı annem? Allah razı olsun, hepsi de var. Şu ne ağacı, ne ağacı? Karadut, diğerler bizim burada. Karadut mu? Siyah dudu mu oluyor? Siyah dudu. Çok eski bir ağaç maşallah ya. Memnunsunuz Demirci'de yaşamaktan? Memnunuz, Allah razı olsun. Ne yersiniz, her ne içersiniz? Ne? Yola, hasta her şeye, her şeye önem veriyorlar, bakıyorlar. Yani diyorsun ki 1 milyon Allah para versen. Allah razı olsun, bereket versin, bakıyorlar. Anneciğim sen nasılsın? Sağ olun. İyiyim, siz nasılsınız? Böyle toplanır mısınız? Her zaman toplanıyoruz. Gelenek midir? Yok ya, işi olmayan geliyor, oturuyor. Allah Allah. Sohbet edeceğiz. Ama burada da oturulur ya, bir taraftan su sesi, bir taraftan tarihi ağaçlar. Oturuyoruz. Anneciğim sen nasılsın? Sağlığın, saatin iyi. Allah'a şükür, iyiyiz incelik. Şükür Allah'ımıza. İyiyiz. Senin yaş kaç? 72. 72. 72. Neler gördün? Memnunsun burada yaşamak için. Memnunum, Allah razı olsun ya. Köyümüz ne var bak, suyumuz buz gibi sepserin oturuyoruz. Şu annem de şöyle bir boynunu bükmüş geleyim oraya doğru. Anneciğim nasılsın? Aa buraya da çöktük. Su kaplarını getirmişsin. Su dolduracaksın. Buradan. Soğuk. Evet. Tarihi su mudur? Tarihi su. Yani kaç buraya. Yıldır bu sudan içersin? Devamlı içiyoruz. Evlerimize götürüyoruz aynen soğuk. Evet, İçiyoruz. Çayı güzel oluyor diyorlar. Çok güzel oluyor. Değerli izleyiciler, tarihi bir çınar, belki 500 yıllık bir çınar. Oradan da kaynağı ne zaman oldu? Ne? 2000 yıllık çınar. Evet, 2000 yıllık tarihi çınarın altında Tekeler Köyü'nde. Şimdi ablalar da bakın oradan suyu dolduruyorlar. Suyun da kaynağının bir 5000 yıl olduğu söyleniyor. Çınarın dibinden çıkıyor. Bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz, kış geldiği zaman üzerimize gocuk giyeriz, yünlü mü yünlü. Tekeler Köyü'nün çok değerli hürmetkar muhtarı Abdurrahman Ünlü. Abdurrahman muhtarım. Evet. Yani 2000 yıllık çınar. Evet efendim. Nasıl bir duygu? Yani bu çınar burada olduğu sürece Allah uzun ömür versin. Şöyle bir göğsünüzü gere gere. Evet. Türkiye'nin en eski çınarı. Evet aynı şekilde. Biz burada 2000 yıllık çınar ağacı. Yazları çok serin oluyor bunun altı. İhtiyarlarımız, vatandaşlarımız burada oturarak köy sohbetleri yaparlar. Gel. Ve gel. Atlıyoruz değerli izleyiciler. Doğal çekim devam ediyor. Evet. Anne ne getirdin? Tekeler Köyü'ne. Tekeler Köyü'ne. Ne getirdin? Size. Ne getirdin? Kavun. İnci boncuk. Kavunu kime kime? Sana bana. Diyorsun ki Harun Şen. Tekeler Köyü'ne geldin, avun, 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 ekranlara kavun, geliyor kavun. Diyorsun Tekeler Köyü'nden meşhur kavun. Kavun. Yani bir koltukta iki karpuz gitmez diyorlar ama sen iki koltukta maşallah iki kavun. Annen mi? Köyümüzden.
Öyle mi? Şey anne sen zahmet ettin ya. Ha, hayır, Tekener hayır. Köyü'nün Tekener. Meşhur çitirik kavunu bu. Çitirik kokulu ya, kavunu. Senin bahçenin mi bu? Evet. Ha kendinin. Ya kendi çok vallahi billahi zahmet ettin ya. İsim neydi annem? Helal. Aşağıda konuşmuştuk değil mi seninle? Kamile Kaya. Evet. Kamile annem. Ah be. Kamile. Vallahi billahi şöyle bir tutalım. Evet Tekeler Köyü'nde Kamile annem. Düşer. Gördünüz mü? Düşmez, düşmez. Allah'ın izniyle düşmez. Düşmez, sakin olun. Düşmez diyorsam düşmez değerli izleyiciler. Bakar mısınız? Tekeler Köyü kavunu. Ama bir şey söyleyeyim. Arkadaş ben ebat olarak bu boyutta olup da bu ağırlıkta kavun görmedim. Bunun içinde ne var ya? Şeker var. Şeker, şeker. Abi çok ağır kütlesi ya. Ya çok güzel bu yıl. Allah ya. Allah. Yani şu normalinde sanki böyle 1-1,5 gibi duruyor ama neredeyse 3 kilo ağırlığı var. Evet, evet. Hacmi mi yüksek? Köyümüzün meşhur çitirik kavunudur bu. İçi çok dolgundur, kabuğu çok incedir ve kiloya gelir. Çekirdeklerini böyle hiç sebilemeyiz. İçin çekirdeklerini dikeriz. Öyle mi? Bıçak var mı? Geldi mi? Gelecek buradan. Gelecek tamam. Gelecek. Gelince Kamile anne bunu sen keseceksin. Tabii. Hem de şuradaki göbek taşında keseceksin. Tamam mı? Hayriye gelecektir bize buradan. Tamam. Beraber sen tut bakalım. Tamam. Haydi tamam. Bakalım. Değerli izleyiciler. Allah Allah sen ne kabadayılık yapıyorsun? Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hayırdır sen Kamil anneye kabadayılık mı? Oo maşallah. İsim ne? Mustafa. Mustafa abi ne pazı yapmışsın ya? Vallahi billahi pazılara bak maşallah ya. Zamanın pehlivanıydı abi. Var mıydı pehlivanlık? Öyle ya. Köyümüzün meşhur pehlivanlarından Tarzan Mustafa. Tarzan Mustafa abi. Bir kere Mustafa abi. Evet. Samimi olarak söylüyorum biraz ben de güreşle ilgileniyorum ama. Yani pazı var ya. Şöyle Allah nazardan saklasın. Vallahi billahi ölür diyorum. Kalırsın vallahi bak senden olur ha. Yani şu 2000 yıllık çınar var ya. Evet. Onun böyle bir gövdesi gibisin maşallah ya. Sağ olun teşekkür ya, ederim. Hadi. Teşekkür ederim. Mutlu evliliğin sırrı Mustafa abi. Efendim? Mutlu evliliğin sırrı. Ya mutlu evlilik 55 senedir geçiniyoruz Allah razı olsun. İyiyiz, iyiyiz gülüm, iyiyiz. Allah'ımıza şükür, iyiyiz. Allah nazardan saklasın. Amin. İyiyiz, civarımızla, çoğulumuzla hep iyiyiz. Allah'ımıza şükür. Kamile annem de güleç yüzlü ya. Sevinmeyecek kadın. Ya zaten iki fidan çiğ tohum ince kadar birbirine yaşamaz ki gülüm ya. Bana konuş demiyor, bak bu cazgır, bu cazgır, pehlivan cazgır lan bunu. Cazgırlık yaptın mı? Cazgırlık. Az yaptım. Konuş bir sen. Aha. Asker oldum, ölmedim ben. Ha, bayrak oldum. İnmedim ben. Türk oğlu Türk'üm ben. Devam et. Bu kudalık. Böyle bir at yesen bak bundan çekilmemiş. Gidelim mi biraz? İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinlettirenleri, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirenleri, bu vatandan, bu milletten, bu bayraktan da sen ayırma ya Rabbi. Amin. Amin. Hemen senden gelsin Mustafa abi. Amin. 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 Bayrağımız da burada. Bayrağımız da var. Hemen dur. Bir dakika. Şimdi kafayı toparlıyor. Dağda güttüm koyunu. İçtim soğuk suyunu. Kıyıncılar mı gönderdi senin fidan boyunu? Dağ olsam devrilemem. Kan olsam kavrulamam. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Ben senden hayırlamam. Vay 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 vay. Pirimiz Hazreti Hamza, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala ya Rabbi. Muhammed. Hazreti Ebubekir gibi sadık olmayı, Hazreti Ali gibi kuvvetli olmayı, Hazreti Hamza gibi cesur olmayı, Hazreti Ömer gibi adaletli olmayı, Hazreti Osman gibi zarafetli olmayı pehlivan Mustafa abimden de sen eksik eyleme ya Rab. Sen de. Geçsin be. Geçsin be diyorsun. Geçsin. O zaman şöyle Kamile anneme güzel bir seni seviyorum de ya. Ya sevmez miyim elbette sevdim de ölene sevdim de. Şöyle içten bir seni seviyorum elbette, de ya. Elbette sevmez mi sevdim de ölene evlendik canım vallahi ya. Vallahi Allah sizi cümlemizi 58 yıl 59 yıl 60 yıl 70 yıl daha inşallah. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Memleketimize herkese mutlu tatlılık olsun. Memleketimizde Türkiye'mizde herkes iyi mutlu tatlı olsun. Evet. Ben de diyorum ki herkesin nasibi bir yerde gizlidir, saklıdır. Yolumuz buraya düştü. Yani bir pehlivanla karşılaştık ama gerçek pehlivan, organik pehlivan. Ben Mustafa abi çok gurur duydum seninle bu röportajı yapmaktan. Teşekkür ederim. İnşallah gücün kuvvetin hiç eksilmeden amin. Devam eder diyorum. Amin.
Evet değerli izleyicilerimiz, şu anda yaklaşık 80 ila 100 yıllık bir evin içine girdik. Bu kapının arkasında bilin bakalım ne var ve bu kapının önünde de ne var biliyor musunuz? Mahmutlar Mahallesi'nin, Demirci'ye bağlı Mahmutlar Mahallesi'nin gelecekteki doktorları var, öğretmenleri var. Doğru mu? Doğru. Anneler içeride mi, ninneler içeride mi? İçeride. İçerideler mi? Çalışıyorlar mı? Evet. İsmin ne? Yağmur. Senin ismin ne? Hayrunnisa. Hayrunnisa. Ya ne güzel isimleriniz var. Şimdi Yağmur'la Hayrunnisa bize bu kapıyı açacak. Bakalım içeride ne var. Hadi bakalım Yağmur ve Hayrunnisa. Açın kapıyı. Açın bakalım beraber. Hop, açtılar diyoruz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diye içeriye dalıyoruz. Gel bakalım Okan. Gel bakalım Yağmur, Hayrunnisa. Evet değerli izleyicilerimiz, el dokuması halı. Makina değil, ilmik. İlmik dokuyorlar. Ne diyor Üstad Fatih Kısaparmak? Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur. Kilimin halinden ancak anlayan okur. Evet. Öyle miydi? Evet. Yanlış söylemedim inşallah. İşte. He? Ne güzel bir söz diyeyim be. Kolay gelsin abla. Sağ ol, hoş geldin. Çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz işte. Böyle ince halı dokuyoruz. Ne dokuyorsunuz? İpek halı. İpek halı. Hı. İpek mi olacak? İpek halı bu. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 20 yıldır yapıyorum. 20 yıldır bu şekilde. 20 yıldır böyle yapıyorum. Ya hiç belin falan ağrımıyor mu? Ağrımıyor. İşte böyle kazanç, boğazımız, karnımızı doyuruyoruz işte. He, ekmek parası. Ekmek parası bu. Ekmek parası. İsim neydi annem? Hatice. Hatice annemden geçirdik böyle hemen. Ablacığım sen kaç yıldır yapıyoruz? Ben de yapıyorum. Bayağı 25 senedir falan bu işi yapıyorum. 25 işte. Senedir. Keyif alıyorsun. Almak zorundayız işte. Günlük ihtiyaçlarımızı gidermek için dokuyoruz. Ama iyi yapıyorsun. Ya bakarak mı şöyle? Karşıya resme bakarak mı yapıyorsun? Evet işte bu bütün bu desenlere baka baka. Vallahi abla ben oraya bakıyorum ama bana bunu yap deseniz ben yapamam. Ama biz yapıyoruz işte. Allah Allah. Zoru başarıyoruz diyelim işte ya. Zoru başarıyorsunuz. Yani. Evet buraya geldim anneme. Annem kolay gelsin. Sağ ol. Sen bunların en gencisin maşallah. Ben gencim. Yaş kaç? 70. Allah Allah değerli izleyiciler, 70 yaşında halı dokuyor, halı. İnşallah de, maşallah. 70 yaşında de. Maşallah, 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 nazar değmez inşallah diyorum. İnşallah, inşallah. Annem kaç yıldır dokuyoruz bu halıyı? Ben belki 50 senedir dokuyorum. 50 senedir, anne söyle sen biraz geri gel, şu annemin yüzünü de bir görelim kameradan. 50 yıldır dokuyorsun. Evet, dokuyorum. Bıkmadan usanmadan. İşte sabahla kalkıyoruz, işe dinliyoruz bunu, buraya geliyoruz. Dokudukça diyorsun, geliştiriyorum kendimi diyorsun. Evet işte. O zaman bunlar seni çırak. Bunlar benim bu kızım zaten, şu da komşum. Çıraklar yani. Çıraklar ya, beraber. Peki bu bölgede bu yaşta en yani ileri yaşta halı dokuyan sen misin? Belki bize olabilir işte, birkaç tavan ben gibi bilmiyorum. Hiç bıktığın oldu mu? Hiç bıkmadım, güzelce ekmek paramdı kazandım işte. Halı bitince şöyle diyor musun, şükür bu da bitti diye? Bitti diyoruz, evimize ocağımıza varıyoruz, yan geliyoruz işte. Bu halı mesela 2.40 boyunda, 1.68 eninde olacak. Hı-hı. Bitiş 2 santim, ne? Kilimi. Kilimi de 3 santim olacak diyorsun. Hı-hı. Peki 3 kişi bu halıyı kaç günde dokuyorsunuz Bismillah deyip başladığınızda? İşte 1.5 ayda falan çıkıyor bu. 1.5 ayda? Evet. Abo, o zaman bu pahalı bir halı. Bağlı, yine bağlı. Vallahi alnınız hep terlesin, paranız hep helal olsun, dostlarınız sevinsin, düşmanlarınız üzülsün. Rabbim size güç ve enerji versin diyorum. Kolay gelsin diyorum. Güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir de yan taraf var, sonra da oraya geçeceğiz. Gel bakalım Okan. Evet değerli izleyicilerimiz, haftanın 7 gününden biri de salı, ilmik ilmik dokunuyor Mahmutlar Mahallesi'nde halı değerli izleyicilerimiz. Burası biraz daha genç kuşak. Ablacığım içerideki odaya bakarak biraz daha yaşımız genç. Genç. Kaç yıldır dokuyoruz? 25 yılı geçmiştir. 25 yıldır. Geçti. Şimdi biriniz sağ taraftasınız, biriniz sol taraftasınız, orta yerde buluşuyorsunuz. Evet. Abla bunu hiç karıştırmıyor musunuz? Yok, karışmıyor. Ablam az önce ne işlemi yaptın? Tırpanlama işlemi mi yaptın? Makas. Makasla kesiyorsun. Ne diyoruz buna? Kırkım. Kırkım yapıyoruz diyorsunuz. Kırkım yapıyoruz. Kaç santimde bir kırkım yapıyorsunuz? Her boyda her, her boyda kırkım yapıyorsunuz. Şimdi senin boy bitti. Evet. Şimdi kırkımı kim yapacak? Arkadaş yapacak. Abla kırkım yapacak. Aha.
Sınırı geçmiyoruz. Geçmiyoruz. Evet. Ya abla şimdi devamlı buraya bakıyorsunuz. Ben gerçekten çok zor bunu santim santim santim. Nasıl işliyorsunuz ya? Örneğe bakarak işliyoruz işte. Ya. Kaç yıldır alıştık. Bu işi yapıyorsun? 20. 20 yıl. Daha ne kadar yapmayı düşünüyorsun? Epey daha yapmayı düşünüyoruz. Gözlerimiz görmeyince. Gözler görmeyene kadar diyorsunuz. Diller dönmeyene kadar aynen. Diyorsunuz. Ablam size kolay gelsin diyorum ben. Çok sağ ol. Ortaya güzel bir el emeği, göz nuru, bir eser çıkartacaksınız inşallah. Bu güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, insan istedikten sonra, insan azmettikten sonra, insan hedefledikten sonra başaramayacağı hiçbir iş yok. Kendisi bir din görevlisi, hala da görevine devam ediyor ancak evinin bir odasını atölyeye çevirmiş, gördüğünüz bu güzel eserlerin altına imzasını atmış. Değerli hocam isim soy isim alalım. Hasip Çelik. Hasip Çelik hocam kaç yıldır bu işle iştigal ediyorsunuz? 25 yıl falan oldu. Nereden heves ettiniz? İlk önce bir arkadaşta gördüm, heves ettik. Daha sonra 2000 senelerine başladık. 20 senedir yani bu işin içerisindeyim. Bu odadaki her şey yakmasıyla, çizmesiyle, tasarlamasıyla, eser haline getirilmesiyle size mi ait? Her şey bana ait. Mutlusunuz? Çok mutluyum. Eserlerinizi okullarda, diğer yerlerde gördüğünüzde ya da insanlara verdiğinizde bir köşede gördüğünüzde ne hissediyorsunuz? Bir evlat gibi yani bir eser bir evlat kadar yani en azından öyle yaptığın eseri görmek kadar mutluluk verecek bir şey var mı yani? Daha önce başlamış olsaydınız herhalde Türkiye'de herhalde önde gelen sanatçı olurum derdiniz. Şimdi bir şuna açıklık getireyim. Ben hat yazmıyorum. Hattat değilim. Bu nahat diye geçiyor ahşap olarak. Yazılmış şeyleri ben kesiyorum sadece. Dedim ki kontraplaktan bunu kıl testleriyle kesiyorum. Bir öndeki nesile de bunu aktarmak için yani biz bunları kendim hat olarak yazmıyorum ben. Din görevlisiyim ama ayetlere biraz da hakim olduğumuzdan dolayı bunları kendimiz ahşaba nakşediyoruz daha Türkçesi. Evet. Değerli izleyicilerimiz, Manisa'dayız, Demirci'deyiz, Mahmutlar'dayız. Hüseyin, Ramazan, Recep, İbrahim. İsimlerin güzelliğine bakar mısınız? Hüseyin, Ramazan, Recep, İbrahim. Ellerini almışlar tesbihleri. Yağ sabır çekiyorlar. Peki niye yağ sabır çekiyorlar? 300 yıllık tarihi bir belde burası. Bir Mahmut Hoca varmış. Onun ismiyle 300 yıldır devam ediyor. Burası neresi? Akıncılar şehri. Demirciler ilçesinin beldeymiş eskiden, şimdi mahalle diye geçiyor ama 300 yıllık bir tarihi var. Muhteşem bir ağaçların altında görüyorsunuz. Delikanlılar diyorum ben. Evet. Komutan sensin abi. Benim. Burada komutan sensin. Komutan muhtar var, ondan sonra ben varım. Öyle mi? Buranın aşağı işmeyi var o böyle. Muhtar var. Ondan sonra ben varım. Ben en rütbeli askerim diyorsun. Tabii. Muhtar buna bir vekilliği veriyor. Evet. Geliyorum. Ne dedin? Muhtar vekilliği buna veriyor yani. Komutan muhtar da. Cepheye gidilirse diyorsun. Cepheye giderse bizim başta komutan. Hüseyin abi diyorsun. Ha, Hüseyin abi. Hüseyin abi. Sıhhiyeri kim? Sıhhiyer Ramazan. Ramazan abi sıhhiyer sen misin? Evet. Evet. Hucum gücü? Ben. Recep Yıldız. Recep abi. Hüseyin abi de öncü kuvvet. Evet. En önden ben en giderim. En önde ben önden. Değerli izleyiciler ömürleri uzun olsun. Rabbim nice nice ömürler versin diyoruz kendilerine. Burada özellikle bu beldede, bu bölgede akıncıların yani önemli olduğu bir bölge, ayak bastığı yer. Herkes maşallah vatan, millet, bayrak, ezan sevdalısı diyoruz. Yolculuğuma devam ediyoruz. Yüce dağ başında
sevdiğinem yel vurup da sağa sola eğri değilim. Kalk gidelim kömür gözlüm, biz bu ellerden yeminlerim olsun evli değilim. Kalk gidelim kara gözlüm, biz bu ellerden yeminlerim olsun evli değilim. Karlı dağlar arkasını açtım da geldim, kız seni sevdana ben düştüm de geldim. Yüce dağlar arkasından açtım da geldim, yar seni sevdana ben düştüm de geldim. Recep abi, kaç yıldır? Vallahi aşağı yukarı 40-45 yıldır devam ediyoruz. Önce davulla başladım. Sonra keman, cümbüş, saz hepsinden karıştırdı işte böyle yarım yamalak. Ama ses çok eğitimli abi. Ya eğitim normal yani. O da eğitim olmadık ama yöresel olarak idare ediyoruz işte. Ocaktan yetiştin yani. Evet tabii. Heves miydi? Hevesli, babadan, dededen gelme daha doğrusu. Ha burada da dedem davulcuydu yani. Yani geleneksel. Geleneksel oluyor. Evet, bizim burada müzisyen çoktur. Çırak yetiştirdin mi? Çırak yetiştirme işi olmuyor bizde. Heves edenlerden birkaç öğren oldu ama şu anda fazla öyle bir şey yok yani. Seviyorsun? Elbette, sevmesek zaten yapamayız, söylüyoruz. Yani en iyi çaldığın alet hangisiydi? Vallahi hepsinden karıştırıyoruz ama klarnet hariç. Tamam. Kemancı Recep diye tanınıyor. Kemanla daha çok şey yapıyor yani, istek oluyor. Yürene sağlık Recep abi. Teşekkür ederim, sağ olun, siz de sağ olun. Gel abi şöyle, gel Şaban abi. Şöyle. Şaban abi gel, yaş kaç Şaban abi? Yaş 65. Bak Şaban abi, seninle bir anlaşma yapalım. He. Ama buna söz veriyorum. He. Bak sen sigarayı bırak. He. Ben de bu köye bak ne diyor, Yazıpınar köy hayratı. Evet. Senin adına ufak çaplı bir hayratta, aa da buradan söz veriyorum ben yapacağım ya. 65 yaşına geldim. Bu mereti kaç yıldır içiyorsun? Var, 40 yıl var. 40 yıl var. Bak ben de sana diyorum ki, sen bu mereti bırak. Ben de Yazıpınar köyünün ortasına senin adına bu kadar büyük olmasa da ufak çaplı bir buza bak ya. Ciddi söylüyorum. Tavuk buzları içe, çavunları bak orada var. Ya Şaban abi. Buz soruysan. Tamam görürüz, buz çekeriz, sorun değil. Etiyopya'ya gidersen yersin buz, Erzurum'a gelirsen emersin buz. Neymiş? Etiyopya'ya gidersen, ya. Gana'ya gidersen, Kenya'ya gidersen, tropikal iklimin olduğu yere gidersen yersin muz, Erzurum'a gelirsen yalarsın buz. Tamam. Evet. Tamam. Abi bırakıyor musun Şaban abi? Bana cesaretim yok. Bak soğuk sulardan içelim, gel şu sigaradan vazgeçelim. Sinan bıraktın mı sen? Bir dakika. Ya abi, sen onu karıştırma. Ya abi cesaret söyle. Abi ben cesaret yaradım. Bak Allah'ını söylesin. Anlaşmış. Abi nereye söyle? Bu abi. Bak bir anlaşma yapalım. Şaban abi. Abi sen beni dinlemiyorsun ki. Dinlerim. Bak Şaban abi ne güzel dinlerim. Erzurum'un insanı güzeldir. Çok güzel. Erzurum'un insanı merttir. Evet. Erzurum'un insanı dosta yumuşaktır, düşmana serttir. Aynen. Diyorum ki abi, gel şu mereti bırak. Tamam şu, bırak o. Bırak ya. Bırak sen bırak inşallah. Şuraya senin adına ya, da. Dua edin. He? Dua edin inşallah bırakırım. Tamam ben dua edeyim. Ne diyeyim? Soy ismin ne? Uygur. Uygur. Ya Rabbi 40 yıldır sigara içtiğini söylüyor Şaban Uygur abi. Sigarayı bırakırsa biz de gelelim Allah nasip ederse. İnşallah. Şuraya güzel bir hayrat yapalım. İnşallah. Ya.
Evet değerli izleyicilerimiz, görüntüler hafif şöyle biraz loş olabilir. Sebebi genelde sabah biliyorsunuz kahvaltı çekiyoruz. Ancak Erzurum'da, Yazıpınar'da hana sahipleri dediler ki burada biz akşam da kahvaltı yaparız dediler. İyi o zaman dedik, kahvaltıyı serin dedik. Dedik ki eğer soba yakacaksan meşe, dükkan alacaksan köşe, Erzurum Yazıpınar'da kahvaltı yapacaksan sofradan eksik olmaz neşe dedik efendim. Gördüğünüz gibi sofrayı donattılar. Gençler hepsi bir aradalar. Gerçekten burada sevgi var, muhabbet var, kardeş var, hoşgörü var diyoruz. Soframızın kanaat önderi de isim neydi efendim? Selam abi. Selam abi. Bana mı abi dedin? Selam abi. Selamı Tufançlı abi. Selamı Tufançlı abi. Selamı Tufançlı abi. Nasılsın? İyisin? Teşekkür ederiz abi. Gerçekten hoş geldiniz. Selam abi. 45 abi. Oho, biz de selam abi, selam abi diyoruz değerli izleyiciler. Nereden başlayacağız abi? Abi bu ben bizim... Sen bana şöyle bir küflü peyniri bir anlat. Küflü peynir. Küflü peynirimiz abi bizim yazın bunu alırız. Güzel bir şekilde tandırda pişiririz sütü. Onu mayalarız, peynirimiz oluşur. Peynir oluşturduktan sonra bu peyniri biz 6 ay bunu bazen keçi derilerine veya işte tahta kaplarda, şimdi modern şekilde plastik kaplarda da bunu 6 ay saklarız soğuk ve serin bir yerde. Bu belli bir kıvama geldikten sonra böyle yeşerir. Yeşerdikten sonra yemeğe hazırdır. Bu çok sağlıklı ve çok lezzetli bir peynirdir. Antioksidan içerir. Penisilin derler bizim memlekette. Sofranın şu anda kurulmasına vesile olan Sinan kardeşimizin evindeyiz. Abi şu sofrayı bize anlat. Yani buna da sakın organik Erzurum keki falan deme. Yok, bizi, de yok, yok, yok. Yani. Bizi de kekleme. Şimdi tabii o şimdi yeni dönemde çıkmış kekler. Biz öyle diyelim. Bizim asıl bakın şimdi burada horis dediğimiz bir şey vardır. Horis. Peynir helvası. Bu peynir helvası. Abi, bu peynir helvası biraz önce Selam Bey'in anlattığı civil peynirden olma kerti peyniri deriz biz buna. Bunun taze halinde, ilk halinden sıcak sıcak çıkan peynirden yani kazandan, sucuğun içinden çıkan sıcak sıcak peynirden. Ne dedin? Horis. Horis. Peynir helvası deriz buna peynir yani. Peynir helvası. Koyduk onu abi. Evet. Bu çok güzel, çok güzeldir. Burada bizim kavurmalı böreğimiz vardır. Göster abi, bir taraftan görelim. Evet. Malı buldun mu sağa sola savurma. Ekranlara geliyor Yazıpınar usulü kavurma. Yani böreğin içinde kavurma. Evet. Su böreğimiz ama bu bizim buraya hastır bu kavurmalı börek. Evet. Bizde özellikle olur. Tabii burada peynirli börek de var. Burada lorumuz vardır. Yine aynı kendi ürünümüzden olan. Ey insanoğlu, bu dünyada maddiyat için çok fazla savaş verme. Kendini biraz da hayra hasene atıyor. Ekranlara geliyor Yazıpınar usulü lor. Evet abi. Bu da yine bizim bahçemizin eriklerinden olan bir reçelimiz. Burada kendi bahçemizde yetişmiş eriklerden yaptığımız bir reçel. Ona da sen yaz abi. Ona ne yazalım? Şairim diyordun sen. Şairim, ona yazamam şu anda ben. Söyleyeyim değerli izleyiciler. Kendine iyi bak. Saça çok fazla jöle sürme. Sonra olursun kel. Eğer sağlıklı yaşamak istiyorsan Yazıpınar'da yiyeceksin reçel. Evet abicim. Bu da bizim İspir'den, akrabalarımızdan gelen dut bekmezi. Evet değerli izleyiciler, bunun üzerine ne yapacağız? Bütün bunları böyle gömeceğiz. Evet, şimdi bir Erzurum yöresine ait orta oyunumuzu yapacağız. Gelin döyeh sarımsağı. Sarımsak dövme oyunu. Şimdi ben tekrar edeceğim gelin dövek sarımsağı. Arkadaşlar da aynen benim gibi gelin döyek sarımsağı türkü şeklinde söyleyeceğiz. Neyinle döyek sarımsağı? Kafayla döyek sarımsağı. Herkes kafayı yere vuracak. Halka halinde. Evet. Ve tekrar kalkacağız. Gelin döyek sarımsağı. Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Süre gelecek her işte kafayla, kulakla, burunla, dizle bu şekilde devam edeceğiz. Oyunumuz bu. Sonuç? Sonuç göreceğiz sonucu da. Bir orta oyunumuz. Farklı farklı figürler olacak yani burada. Adam Erzurumlu. Evet. Adam Erzurumlu. Evet. Adam Erzurumlu. Adam Erzurumlu. Adam Erzurumlu. Adam Erzurumlu. Şimdi, adam Erzurumlu. Ben Çorumlu. Sen Çorumlu. Bir oyun sezersen. Evet. Oyun bir sezersem oyunu kim yaparsa onunla burada güreşirim. Tamam abicim güreşelim. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Onu da yaparız. Tamam. Tamam evet. Şimdi başlıyoruz. Başlayalım.
şapana gelelim. Ama bir tane kemer almamız lazım. Kemer verelim. Tabii bir kemer. Bir kemerimiz. Kendi kemerimizi verelim ha. Senin kemerin olursa seni çok döveriz o zaman ya. Kendi şapana. Bak. Marisa abiyle döker. Ben alamam kemeri. Bir kontrol edeyim kemeri, iyi kemer mi? İyi kemer, iyi kemer. Çok güzel kemer. Hocam, Çorum kemeri bu. Şimdi bu Çorum kemeri ya. O yüzden iyi döver herhalde. Halka yapalım önce arkadaşlar. Biraz daha açılın. Az daha açılın. Az daha açılın. 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 Ben ortaya mı gireyim yoksa kenardan mı durayım? Sağlam yük taşıyan eşeğin güzeldir kemeri. Harun Şen nasibinde Erzurum'sa dayak yemek varsa belinden çıkarırsın kemeri. Aynen öyle. Evet. Hadi. 1, 2, 3. Gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, neyinden döyek sarmusağı, neyinden döyek sarmusağı, kafayla döyek sarmusağı, kafayla döyek sarmusağı, kafayla döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı. Neyinden döyek sarmusağı, neyinden döyek sarmusağı, kulağından döyek sarmusağı, kulağından döyek sarmusağı, kulağından döyek sarmusağı, kulağından döyek sarmusağı. Gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, neyinden döyek sarmusağı, neyinden döyek sarmusağı, göbeğinden döyek sarmusağı, göbeğinden döyek sarmusağı, göbeğinden döyek sarmusağı, göbeğinden döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı. Gelin döyek sarmusağı, neyinden döyek sarmusağı, dirseğinden döyek sarmusağı, dirseğinden döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, gelin döyek sarmusağı, neyinden döyek sarmusağı, neyinden döyek sarmusağı, popoyundan döyek sarmusağı, popoyundan döyek sarmusağı, popoyundan döyek sarmusağı, popoyundan döyek sarmusağı. Abi, ben bu işten bir şey anlamadım ki. Kemer senin elinde. Daya alayımız yedik ya. Ya yapmadın mı vuracağız? Sen bela yapırsan. Bela samsak dökülür mü? Oyunun adı ne demişti? Oyunun adı? Sarımsak dövme oyunu. Sarımsak dövme. Oyunu. 400 yıllık gelenek değerli izleyiciler. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdi çok güzel bir helva tarifi gelecek ekranlarınıza. Tel helvası. Seni tanıyalım ustam. Ben Murat Albayrak, Yazıpınar Köyü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförüyüm. Sinan Bey'le beraber tel helvasını yapacağız. Şu anda şerbetini ve ağdasını dediğimiz gibi onu kaynatıyoruz. Ne kattınız efendim? Şeker tozu, su, biraz da sırrını diyelim, limonumuz var. Tel helvasının diğer helvalara karşılığı ne abi? Pişmaniye midir? Bu pişmaniyeye yani pişmaniye bir nevi başka türlü. Pişmaniye bize benziyor. Öyle diyelim yani. Pişmaniye bizim tel helvasına benzer. Erzurum'da kış aylarında oturma gecelerinde yani oturma odalarında yapılan bir eskilerde bir tatlıdır bu. Ne kadar peki Sinan ustam bu kaynayacak böyle? Şimdi bu bizim bunun bir kıvamı var. Limonla kattın mı? Limonumuzu hayır eklemedik. Şimdi ekleyelim. Yavaşça yavaşça görelim. Tamam. Şuradan dökeyim. Hepsini mi dökeceğiz? Evet hepsini dökeceğiz. Evet limonumuzu da döküyoruz. Muhabbete limon sıkmayalım değerli izleyiciler. Tel helvasına limonumuzu sıkalım attık. Evet. Şimdi bu bizim soğuk su bu rengi sararıncaya kadar orada kaynayacak bu. Evet tel helvası değerli izleyiciler. Erzurum'da Yazıpınar'da organik 400 yıllık gelenek değerli izleyiciler.
Abiler 400 yıla kadarını biliyor, ondan ötesini bilmiyorlar. 400 yani eskiler ben tabii ki bugüne kadar gelmiş bir gelenektir bu. Ondan dolayı biz de sürekli her yıl yapıyoruz. Tabii şehirde de farklı yerlerde yaptık. Yani Erzurum'daki sıra gecelerinde de yaptık. Evet, şimdi de bunu da yapacağız. Bizim de helvada şöyle bir tuzumuz kepçemiz olsun efendim şöyle. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel gözüküyor. Şöyle yaklaş. Yavaş yavaş böyle altın sarısını almaya başladı. Köpürmeye başladı. Kızarmaya başladı. Biraz sonra da inşallah unla buluşacak. Sonra zahmetli bir yolculuk sonrasında rahmetli bir helva olacak inşallah. Değerli izleyiciler, Erzurum usulü tel helvası. Evet değerli izleyicilerimiz, Enisi Gezmek programında Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli, içine şeker katılan, yağ katılan, limon katılan ama her şeyden önce sevgi katılan tel helvasının yapımında geldik. Efendiler şöyle bir yer açın, etrafa bir de tüm ülkemize neşe saçın diyorum. Çevir Allah çevir, çemeri millete vurmaya benzemiyor. Benzemiyor usta. He? Evet, aynen. Sabır istiyor değil mi? Yani. O zaman önce bir yağ sabır çekelim hep beraber. Evet. Bir, iki, üç. Yağ sabır, yağ sabır, yağ sabır, yağ sabır, yağ sabır, yağ sabır, yağ sabır. Evet, işin manevi tarafını hallettik değerli izleyiciler. Dök gelsin. İşte bu değerli izleyicilerimiz. Gördüğünüz gibi tel helvamız şekilden şekile giriyor. Hiç olaya inmedim mi canım oy? Sevda çekip görmedim mi yanım oy? Dağlar duman olur, çayır çimen olur. Ben yari görmesem halim koptu. Yaman olur halim. Abi bir dakika. Ne koptu? Bitti. Helvamız bitti. Helva bitti yani. Mi? Helvamız evet. Oldu. Şu anda helva oldu. Evet. Vay 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 vay. Bakalım abi, kontrolü yapalım. Nasıl anlayacağız? Usta nasıl anlayacağız? Bir şimdi dakika. Arkadaşım... Hocam bir dakika ya. Bir dakika. bir dakika. Değerli izleyiciler, camimizin imamı. Yemin ediyorum önce sen yedin. Evet hocam. Önce. Hocam bir dakika ya. Hocam bunu bir bize... Dedim ki. Hocam bak bir bize bunu izah etmen lazım. İzah edeyim şimdi hemen. Bu kadar hemen izah edeyim. Dedim ki. Sen hocam orada durdun önce... durdun helvayı yedin. Dedim önce ben helva yiyeyim ki hani cemaatime bir şey olmasın. Herhangi bir şey varsa. Hocam, önce bana sıkıntı şimdi, olsun. Şimdi değerli izleyiciler, Türkiye'de en iyi helvayı ben yerim, açık konuşayım. Yaklaşık 15 yıl boyunca, bir dakika Sinan abi, yaklaşık 15 yıl boyunca İstanbul Boğazı'nın kenarında kağıt helva satmıştım var. Helvadan anlarım. Bir de böyle iştahlı abiler var. Bakalım ağız tatlısa tat verecek mi? Biz kendimize güveniyoruz. Buyurun diyoruz. Bir tadına bakın. Bakalım Sinan hocam. Şimdi Erzurum tel helvasını taze taze canlı canlı sizlerin huzurunda gömüyorum değerli izleyiciler. Notunu vereceğim. Değerli izleyiciler, bir, ne yerseniz yiyin, sindirerek yemeniz, uzun süre çiğnemeniz önemli. Sağlık, sıhhat ve sünnettir. İkincisi de tadına doyamadığım için bu lezzeti direkt mideye gömmek istemedim. Ağzımdaki bütün 32 diş şöyle bir tatsın, dilim tatsın, damağım tatsın istedim. Gerçekten güzel, mükemmel bir helva. Ölmüşlerinizin canına değsin. Evet, şimdiki oyunumuzun adı Aramızda Kaz Var. Bu oyunda ceketlerimizi ters giyeceğiz. Böyle toplanacağız, böyle bir halka içinde. Evet, çökeceğiz. Ben şu anda uygulamasını anlatıyorum. Uygulamamızın adı Bili Bili dedim mi, herkes ceketini kafasına çekecek. Aramızda kaz var, aramızda kaz var. Bili Bili dediğim zaman herkes açacak. Geç kalana ceza vereceğiz ortada. Ne cezası? Kemer cezası.
Çıkar kemeri. Çıkar kemeri abi. Bu at araba palas kaç. Az böyle biraz daha böyle yaklaşalım. Tam bela vuracağız. Ha. Geç kalın. Şöyle aramızda kaz var. Herkes elini vuracak. Bülü bülü dedim herkes açacak. Geç kalana kemer vuracağım. Ama bülü bülüden sonra açacağız değil mi ya? Tabii. Tabii. Bülü bülü o zaman kemeri ver abi bana. Niye sen abi? Dayağı yine yiyecek kardeş. Evet. Duruma gelip de dayak yemeden... Hadi bakalım. Herkes... Herkes oyunun pratiğini anladı değil mi? Anladım. Gel abi, Harun abi gel bu yani. Bir, iki, üç. Bülü bülü. Aramızda gaz var, aramızda gaz var, aramızda gaz var. Bülü bülü bülü. Geç kal, geç kal. Geç kal, geç kal abi, daha da geç kal. Sen de daha ya vur. Kalınca var idi oğlum, ondan geç kal. Bülü bülü bülü. Aramızda gaz var, aramızda gaz var, aramızda gaz var. Bülü bülü bülü. Yemezler değerli izleyiciler. Yemezler, yemezler. Bili Bili'den daha hızlı Harun var değerli izleyiciler. Erzurum'a yazdığımız bir şiiri okuyacağız burada. Kendi yazdığım bir şiir. Erzurum'u anlatan, içinde Erzurum kelimesi geçmeyen bir şiirdir. Asırlardır ilmek ilmek dokunmuş nakışın. Ezelidir tarihin ufkunda dik bakışın. Saltuklu, Selçuklu, Osmanlı sende pusula. Kongreler şehri sensin, ebedidir sancağın. Mülki İslam, dili mübin, yolun haktır senin. Kaimdir toprağın, alimler otağı yerin. Bin bir hatimin var, Ramazan sende başkadır. Abdurrahman Gazi'sin, İbrahim Hakkı sensin. Yedi kapılı şehir, medeniyet eşiğin. Yiğitsin, mertsin, bükülmez çelikten bileğin. Kara Fatma, Nene Hatun göğsünde bayraktır. Gururdur tabyalar, vatandır senin gözlerin. Kimilerine yurt oldun, gidenlere sıla. Ne güzel diyarsın, nefes verip soluyana. Ilıktır nefesin, yaylalar suların serin. İlçen, belden köylerin, yardır senin yoluna. Beyaza bürünmüş, düz ovaların dağların. Ağır geçer kışın, buz tutar kiprigin kaşın. Zemheri ayların, ayazdır, bıçaktır keser. Şanındır palan döken. Kardır senin anlamın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.